Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2021'in Eylül ayı sizin için özellikle özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aileniz, kariyerle ilgili beklentilerinize odaklandığınızı işaret ediyor. Hareketli bir ay. Ayın genel başlıklarına bir bakalım. Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Balık Burcu'nda dolunay var. Bu ay gezegeniniz Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda ama ayın sonuna doğru artık gerilemeye başlayacak. Ve Mars ayın ilk yarısında Başak Burcu'nda, ikinci yarısında da Terazi Burcu'nda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda ve sizin ev, özel hayat, yuva alanlarınız, aile alanlarınızı aydınlatıyor. Mars zaten burada ve Ağustos ayından bu yana zaten biraz hani iş alanları, özellikle sizin için enerjinizi yönlendirdiğiniz alanlar daha çok ev yuva temaları, aileyle ilgili konular oldu. Bu ayda, ayın ilk yarısında da bunlar devam ediyor. Mars-Neptün karşıtlığı ayın ilk haftasında etkinleşiyor. Biraz bu etkili olabilir, buna dikkat etmek lazım. Mars-Neptün biraz sevimsiz bir açıdır. Yani hem psikolojik anlamda zorlayabilir, kaygılar, endişeler yaratabilir, belirsizlikler yaratabilir. Geleceğe dair hayalleriniz var, bazı istekleriniz var, biraz hani ailevi sorumluluklar var, işler, güçler var. Buralardaki çekişmeler sizi yorabilir. Sağlık konularına ve ebeveynlerle ilgili sağlık konularına dikkat etmek lazım. Ev kazalarına özellikle dikkat etmek lazım. Sulardan, sıvılardan, gazlardan gelebilecek zararlar, biraz böyle alerjiler, işte beslenme konularındaki bazı problemler, besin alerjileri de olabilir, zehirlenme gibi konular olabilir örneğin. İlaçlar, kimyasallar veya alkolden gelebilecek zararlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Özellikle ayın ilk 5 günlük dönemi bu riskler öne çıkıyor. Ayın 7'sinde Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay daha taze, daha güzel enerjilerle doğuyor. Yeni ay sırasında Merkür Terazi Burcu'nda, gezegeniniz Terazi Burcu'nda. Aslında Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda olacak. Size destek oluyor Merkür ay boyunca. Venüs de ayın 10'una kadar Terazi Burcu'nda. Özellikle ayın ilk yarısı içerisinde biraz daha aşk konuları, ilişkiler, romantik konular veya hayatınızda sizi mutlu eden eğlenceli konular aktif görünüyor. Burada 10 Eylül'e kadar güzel bir Venüs desteğiniz var. Parasal anlamda da bazı faydalar verebilir size bu. Ve bu yeni ay ev yuva alanlarında bazı yenilikler yapabileceğinizi işaret ediyor. Evinizde tabii ki dekorasyon gibi, tadilat gibi, yenileme gibi böyle bir şeyler olabilir. Bunun için de güzel bir yeni ay aslında. Taşınma konuları olabilir, yer değişimleri olabilir. Ev alma, emlak alma, satma gibi konular olabilir. Tabii ki evlenme, aile olma, yuva kurma gibi konular yine gündemde olabilir. Ebeveynler, anneniz, babanız, onlarla ilgili konular veya biraz daha hani yoğunlaşan ilişkiler, süreçler olabilir. Tüm bunları kapsayacak. Kendi içinde bence güzel yeni enerjisi olan bir yeni ay. Çünkü Uranüs'ün güzel bir üçgeni var. Bu bazı sürprizler ve yenilikler getirebilir. Beklemediğiniz yardımlar gelebilir örneğin. Hani sorun gibi görülen bir şeyleri hızlı bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Venüs'ün de Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var ki bu da size çok yarıyor aslında. Yani bu yeni ayda bir anda böyle sanki mesela evle ilgili bir sorun var. Belki aileyle ilgili bir konu var ama sürpriz böyle hızlı çözümler, destekler, yardımlar bir anda gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi yeni ay 14 derece Başak Burcu'nda olacak. Özellikle Güneş Burcu'nuz, yükselen Burcu'nuz, kişisel gezegenleriniz 14 derece ve yakınlarındaysa tesirler, bireysel tesirler artabilir. Değişken burçlardaki yerleşimler tabii ki öne çıkıyor. Toprak burçları ve hava burçlarında güzel bir açı olduğu için, gökyüzünde bir üçgen oluştuğu için bu yeni ayda özellikle kişisel haritalarınızda tabi toprak ve hava burçlarında gezegenleriniz varsa yine etkiler alabilirsiniz bence. Bu yeni ay etkileri ayın 22'sine kadar devam edecek. 6 Eylül ile 22 Eylül arasında
yeni ayın hayatımıza getirdiği konu ve kavramlar gündemimizde kalabilir. 12-13 Eylül ay ilk dördün fazında. 12-13 Eylül Güneş Neptün karşıtlığı biraz karışık, biraz böyle karmaşık, biraz hani belirsiz etkiler getirebilir. Yine çok duygusal olabiliriz, çok hayalci olabiliriz, hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Sağlık konuları, ailemizle ilgili konularda özellikle 12-13 Eylül'de daha gerçekçi olmaya, daha objektif olmaya çalışalım lütfen. Genel sağlığımıza da dikkat edelim tabii ki. Ayın 15'inden sonra Mars Terazi Burcu'na geçecek. Artık enerjimiz Mars Terazi'de biraz böyle eğlenmek istiyoruz. Aşk, romantik konular, sosyalleşme, çocuklarla ilgili aktiviteler, faaliyetler, daha yaratıcı faaliyetler. Yani çünkü Mars Terazi'de sanatsal konularda da enerji harcayabileceğimizi gösteriyor. Yani kişisel hobilerimize falan ya da kişisel zevk aldığımız uğraşlara, mesela sporda olabilir bu, sosyal organizasyonlarda olabilir. Yani bunlara biraz daha böyle odaklanmaya başlayacağız. Evet, 21 Eylül'de ise Balık Burcu'nda Dolunay var. Balık Dolunay'ı tam sizin kariyer alanınızda 28 derece Balık Burcu'nda olacak. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 28 derece ve yakınlarındaysa alacağınız tesirler, kişisel etkiler çok önemlidir. Doğum gününüz mesela özellikle sevgili ikizler 18 Haziran'la 21 Haziran arası ise mesela bu etkiler artacaktır. Ya da yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa bu etkiler artacaktır. Kariyer hayatınızda bazı önemli dönüşümler olabilir. Yani iş değişimi, işle ilgili yer değişimi, görev değişimi ya da işe ihtiyacınız var, bir işe başlamak, kariyerinizde bir değişim olabilir. Belki kendi işiniz var, kendi işinizi kapatabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Bunun gibi etki, aile işinde çalışıyorsunuz, aile işini devralabilirsiniz veya buradaki sorumluluklarınız öne çıkabilir. Tabii kariyer denilen kavram iş ve görevlerle ilgili olabilir ama ilişkilerimizle de ilgili olabilir. Yani evlilikler, ayrılıklar, boşanmalar, işbirlikleri, ortaklıklar da bizim kariyerimizi etkiler. Yaşadığımız mekanlarda olan değişimler. Bunlar da kariyer alanımızda önemli etkiler getirebilir. Şimdi bu dolunay çok dönüştürücü bir dolunay. 28 derece değişim etkisi var. Biraz da hayatımızda bir fedakarlıklar olabileceğini, bir şeyleri daha idealist, daha vizyoner olabileceğimizi gösteriyor. Yani geleceğimize odaklanma dönemi ama daha önceden de yapmış olduğunuz bazı faaliyetlerin sonucunun da ortaya çıkabileceği bir dönem. Yani kariyer hedeflerinize de sizi ulaştırabilecek bir dolunay aslında bu. Bulunduğunuz ortamda, iş ortamınızda, toplumda, çevrenizde dikkat çekebilirsiniz. Başarılarınızla ya da yaptığınız işlerle görünür hale gelebilirsiniz. Bu da sizi belki bir başarı da getirebilir. Bir toplumdaki statünüzde, otoritenizde bir güç de getirebilir. Örneğin. Evet, bu dolunay etkileri de Ekim'in 6'sına kadar güçlü bir şekilde devam edecek. Eylül'ün son günleri de bu dolunay tesirleri devam ediyor. 22 Eylül'de Güneş artık Terazi Burcu'na geçecek. Ve Merkür, gezegeniniz Merkür, ay boyunca Terazi Burcu'nda. 27'sinde gerilemeye başlıyor. Ve 19 Ekim'e kadar Merkür Retrosu devam edecek. 19 Ekim'de düzelecek. 5 Kasım'a kadar da yine Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Yani Terazi Burcu'nda biraz uzun süre kalacak. 27 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda 5. evinizde ilerleyen Merkür iletişim konularında çok rahat, güzel etkiler verecek size. Hem kendinizi iyi ifade edebilir, hem yaratıcı her türlü faaliyette etkin olabilirsiniz. Sosyal hayatınız hareketleniyor. Aşk ve romantik konularda güzel ve keyifli, uzlaşmacıdır Merkür Terazi'de. Yani böyle birliktelikler, ortaklıklar, hani bir sorunu çözmek için daha diplomatik davranabilirsiniz, daha anlayışlı olabilirsiniz. Bunları gayet iyi ele alabilirsiniz. Ama 27 Eylül'de gerilemeye başlıyor. O yüzden önemli işlerinizi, konuşmalarınızı, bağlantılarınızı, imzalarınızı falan 27 Eylül'e kadar yapmaya çalışın. 27 Eylül'den sonra gerileyeceği için biraz böyle bizi geçmişe çekmeye başlayacak. Tabii nostaljik etkiler de getirebilir ama sonuçta yeni konular, yeni anlaşmalar, yani yeni fikirler biraz burada zorlanacaktır. İletişimle ilgili konularda da kısıtlamalar getirebilir tabii ki. Evet, ayın son günlerinde bu Merkür Retrosu'na dikkat ediyoruz. Ayın son günlerinde yine Güneş Terazi Burcu'na geçmiş olacak. Sizin için sosyalleşme etkileri, yaratıcı faaliyetlerdeki
süreçler artıyor. Zaten Ekim ayının ilk günleri de, Ekim ayında da Terazi burcunda yeni ay etkisi var. Yani biraz böyle aşk konuları, romantik konular, çocuklarla ilgili konular, bunlar Ekim'in, yani Eylül sonları ve devam eden Ekim ayında gündeminizde daha fazla yer alabilir sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.